Herkese merhaba arkadaşlar. Biz bugün güne erken başladık. Emrah'la markete gittik. Özlem burada olduğu için çocuklara da ellemedik. Onlar evdeydiler. Niktaş'a girdik. BİM'e girdik. Bir de kavanoz almam gerekiyordu. Böyle milyoncu gibi bir yer vardı. Oraya girdik. Şimdi neler aldık hemen onları göstereyim. Sonra bize kahvaltı hazırlayacağım. Bize diyorum çünkü daha evden biz market alışverişini yapmaya gitmeden Derin canım sandviç istiyor dedi. O yüzden her ikisine de sandviçi hemen yaptım. Acıktık dedikleri için. Bir de Ramazan şerbeti almıştık. Ondan istediler. Yanına da yine bir şeyler koydum. Onları yiyorlar. Niktaş'tan aldıklarımızı göstereyim. Şöyle Lipton'un Doğu Karadeniz toz çayı. Normalde ben demlik çay severim ama Emrah, Özlem şu ara toz çayı seviyorlar. O yüzden bundan alalım dedik. Şunu görünce ben alayım dedim. Dunkik'in Donut Marshmallow Kek'i diyor. Bilmiyorum tadı nasıldır. Şöyle bir görünümü var. Parça çikolata aldık. Bir tane salam. Yine pankek. Ya da waffle yaptığımız zaman soslarımızı kullanırız dedim. Bir çikolata, bir karamel sos aldım. Kenton markasının. Bu limon sosunu aldım. Nari'nin. Dursun evde dedim. Limon olmadığı zamanlar için. Emrah bir tane bu içi bol anti fıstıklı etinin çikolatasını almış. Ben de orada Petito gofret görünce 4 adet bundan aldım. Çok sevdiğimi biliyorsunuz. 30'lu yumurta aldık. Orta boymuş. Biraz çeri domates aldım. Bir demet maydanoz ve 1 kilo kadar salatalık. Biraz aldık. Biraz alalım dedi. Çok yumuşuyor. Çilek aldım. Hem yemelik hem de çilekli limonata için böyle konserve gibi yapacağım. Güzel oluyor. O yüzden çileği biraz fazla aldık. Yine çilekli limonatam için limon aldım. Evde de biraz var. Ve patates aldım. 2-3 kiloya yakınmış. Şimdi BİM'den aldıklarıma geçiyorum. Bir tane oda spreyi aldım. Kadife tatlısını görünce canım istedi. Şöyle. Çedar peyniri aldım. Hindi füme aldım. Bir de şöyle hemen kapının girişinde bir su saatinin olduğu bir dolap var. O su saatinin üzerine bir tane kolonya istiyordum spreyli. Bu kolonyadan aldım. Hani çocuklara da kapıdayken falan iyi olur diye. Sandviç ekmeği aldım ama Kutay'ın sandviçini bu ekmekle yaptığım için açtım. Benim normal ekmekle istediği için ona da o ekmekle yaptım. Şimdi onu da göstereceğim. Fırından aldık onları da. Şöyle bir iplik seti alalım dedik. Burada yoktu. Lazım oluyor arada. Arkadaşlar İstanbul'da bundan yok. Yani bilmiyorum ya da görenleriniz var mı? Benim yakın çevremdeki semtlerde bile bu yok yani. Sivas mantı diyor. Patatesli hingel. Bunun etlisi de var. Çok lezzetli. Burada bayağı var. Her BİM'de var bir de patateslisi, etlisi falan. Yani bildiğiniz mantı gibi. Çok güzel. Patateslisini denemedim. Görünce de bunu da bir deneyeyim dedim. Aldım. Yumuşatıcımız az kalmıştı. Yumuşatıcı aldım bir tane. Süt aldım. Evde de var bir tane. Bir de Özlem'le maske yaparız diye şunlardan aldım. Kasa yanındaydı. Fiyatları da uygundu. 3D yüz maskesi diyor. Bilmiyorum nasıl çıkar. Şundan bende daha önceden de vardı. Yani bu fiyata içinden 30 adet çıkıyor arkadaşlar. Gözaltı için çok başarılı bence. Bir de şöyle bir cüccaciye cilt vardı. Oradan çilekli limonat yapacağım için kavanoz lazımdı. Oradan aldım. Girmişken dedim yine burada da bazı eksikler vardı. O aklıma geldi. Şöyle bir kevgir yoktu. Silikon uçlu ve kabaydı. Çok zor alınıyordu. O yüzden bir tane kevgir aldım. Biliyorsunuz geçen pudingli pasta yaptım ve şey yoktu. Silikon çırpıcı yoktu. Alayım diyordum. Görünce bundan aldım. Şöyle pankekleri falan çevirmek için benim tatlı vesaire kek alırken spatula lazımdı. Onu aldım. İki tane maşa aldım. Köftedir, tavuktur falan yaptığımız zaman kullanırız diye. Birisinin ucu da bir farklı geldi. Bakın arasındaki farka bakın. Şunu çok beğendim. Sanki şey küp şeker maşası olur ya küçük. Onun büyük hali gibi. Bir de şöyle yine bir çırpıcı daha aldım. Pratik oluyor bu çırpıcıdan. Bende de vardı evde. En son artık fırına geldik. Dediğim gibi derine sandviçini bu ekmekten yaptığım için bir kısmı yok. Ve buradaki şu simitten aldım arkadaşlar. Bu simit çok 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 lezzetli oluyor. Susama bulamıyorlar. Susamın o tadı da geliyor. O hamurun tadı geliyor. Yani muhteşem oluyor. Bir de Emre iki tane poğaça almış.
Şöyle bilmiyorum neyle aldı. Simit'te iki tane yine. Evet, aldıklarımız bugün bunlar. Yani çok rahat 300 lira tuttu. Yani marketler zaten sırf 250 lira arkadaşlar. Tabii 45 lira züccaciyeye verdik. Fırında bilmiyorum ne kadar harcadı ama rahat. Yani 300 TL diyelim, küsuratı da vardı da. Bir harcama yaptık. Evet, yine bugün de sularımız yok. Şimdi Özlemciğim benim ellerimi bir su tutsun, ellerimi bir yıkayayım. Sonra yavaştan artık biz de ne yiyeceksek kahvaltımızı hazırlayalım. Kahvaltımızı da hazırladık. Çedarlı, karabiberli, pul biberli bir yumurta yaptım. Şöyle yine söğüşümüz var, kahvaltılık. Şurada da poğaçadır, simittir, kek vardı, onu koyduk. Özlem Hanımcığımız da çayımızı koyuyor. Çocuklar karnını doyurmuştu, yemek istemediler bunlardan da. O zaman şimdi bize afiyet olsun. Özlem burayı süpürüyor çünkü kahvaltımızı burada yaptık. Bir şeyler izlerken dedik bugün de kahvaltımızı yapalım. Üşenmedik, yukarıya taşıdık. Uydu yukarıdaki televizyonda diyordum ya. Onu yaptık. Ben de mutfağı toparlıyordum. Kameramı yukarıda unutmuşum. Onu aldım geldim. Bir güncelleme yapayım size dedim. Makinemiz dün bitmişti. Onu boşaltıyorum. Ondan sonra da kahvaltı bulaşığını işte çalkalayabildiğimi çalkalayacağım. Olan suyla. Onları da o şekilde halledeyim. Makineye koyacağım. Çünkü tezgah inanılmaz kalabalık. Olmadı su gelince tekrar böyle sudan geçirir. Sular da bu arada burada bir gidince akşam 8'e kadar rahat gelmiyor. Neyse ki dünden çorbamız da var, yemeğimiz de var. Çocukların öğlen yemeğine de bir şeyler var. Suyumuz da bitti. Emrah su almaya gidecek. Damacana bitti. Bir de şey çıkarmıştık. Yaprak vermişti. Karşı komşumuz demiştim ya size. Sular geldikten sonra yaparız. Yaprak sarma iç işini. İçim içi. Yine bulaşık çıkar uğraşmayalım diye. Akşam yaprak saracağız Özlem'le, zeytinyağlı. Onu planladık. Yarın için sararız yani. Yarın pişiririz. Neyse başımız dönmesin. Makinemi boşaltayım ve mutfak bitti. Yapabildiğim kadar yaptım. Dediğim gibi sular yok. Özlem de yukarıyı süpürmüş. Sonra gazını alamamış. Üst kattaki tüm odaları süpürmüş. Buraya da geldi. Burayı da süpürüyor. Çamaşır atacaktık. Onu da atamadık. Orada duruyor. Artık dediğim gibi sular gelince halledilir. Biraz önce de öğretmeni mesaj attı Derin'in. Hani tatilde kullanmaları için, çalışmaları için bir tatil seti kitabı varmış. Hani almak isteyen velilerimiz alsınlar diye. Ondan hemen sipariş verdim işimi bitirdikten sonra Trend yoldan. Çünkü buradaki kırtasiyelerde bulur muyuz, bulamaz mıyız? Vakit kaybetmeyelim de dedim. Öğretmenin söylediği yayından o tatil setini de aldık. İnşallah hemen gelir o da. Şimdi çocuklar yukarıda resim yapıyorlar. Kutay tabii bir şeyin başında çok oturmaz biliyorsunuz. Ara ara oturuyor, ara ara kalkıyor. Öyle takılıyor. Çocukların sularını şuraya koydum. Kapı önündeler. Onlar biz de burada oturuyorduk. Bir işim vardı sanki aklımda. Hemen onu yapayım. Özlem nasılsa kapı önünde. Çocuklar ve biz eve girdik. Özlem'le şöyle oturduk. Onlar da odalarında takılıyorlar. Sularımız hala daha gelmedi. Yemeğimiz biraz vardı ama yanına bir de kebap söyleyelim dedik. Tokat kebabı. Onu söylemeye karar verdik. Yine yemeklerimizi de ısıtırız dedik. İyi olur böyle, menü güzel olur. Tokat kebabı şöyle paketli halde geldi. Islak mendil de vardı, onları aldım. İçine bir tane bayağı da taze yumuşacık bir ekmek koymuşlar. Şöyle açayım da size öyle göstereyim. Bu şekilde görünüyor. Üzerindeki lavaşları da alalım. Biraz patatesi bol olsun dedik. Çünkü çocuklar patateslisini daha çok seviyor. Ama normalde tokat kebabı genelde patlıcan ve etten yapılır. Zaten bunun detaylı tarifini de daha önceden ustasından vermiştik arkadaşlar. Bilenler bilir. Şöyle bir görüntüsü var. Patlıcanları 10 numara 5 yıldızdır. Şöyle mis gibi kabuğundan ayıklayıp yiyin, pamuk gibi oluyor zaten gördüğünüz gibi. Sanki sarımsak eklememişler Emrah. Ki ben çok severim sarımsağı. Aklıma da geldi biliyor musun? Sarımsağı eklemiyorsalar ekletsek de. Söylemeyince unutma demek. Demek ki. Normalde sarımsağı da çok severim. Evet, bizim buraların meşhur tokat kebabı bu şekilde. Tokata gelip de bir tokat kebabı yemeden gitmeyin derim. Evet, o zaman şimdi bize afiyet olsun. Şöyle bir iç harç hazırladım. İçerisine su ekledim. Daha suyunu çekmedi. İç harcı da bugün salçalı yapayım dedim. Yapraklarımı da şöyle güzelce yıkadım.
Bu kadar yaprağımız var. Altını kapattım. Mis gibi de görünüyor iç harcı. Şöyle dediğim gibi yapraklar buradaydı, göstermiştim. Bu tencereye yapayım diyorum. Şimdi yukarıya küçük sofrayı koyalım. Özlem'le beraber bunları bir saralım. Yaprak sarmamızı şu şekilde bitirdik. Yapraklar aslında zeytinyağlılık değil de bizim oraların usulü yapılan o dolmanın yaprağıymış. Çünkü küçük küçüktü. Bayağı bir zorlandık sararken. Ama gayet yeterli oldu. Tencerenin kapağını kapatacağım ve bunu dolaba kaldıracağım. Yarın pişireceğiz. Şimdi çilekleri de güzelce bir yıkadım. Çilekli limonata yapacağım. Aynı şekilde limonlarımı da tuzla ovaladım. Güzelce yıkadım. Kabuklarıyla beraber kullanacağım için. Çilekleri şöyle minik minik doğradım. İsterseniz blenderdan da geçirebilirsiniz. Bunun üzerine şeker ekleyeceğim. Güzelce karıştıracağım. Yani bunu birebir oranda yapmalısınız arkadaşlar. Yoksa bozulur. O yüzden bol şekerli oluyor. Şekerli şeyleri sevmiyorsanız yani size çok tatlı gelecektir muhtemelen. Limonlu yapacaktım. Sonradan vazgeçtim. İçecek dışında limon eklemediğim zaman çocuklara çilekli süt, çilekli yoğurt falan da yaptığım için limon eklemeyeceğim. Olmadı. İçerken limon sıkarız bardağımıza ya da bir dilim limon bardağımıza ekleriz. O şekilde yaparız diye düşündüm. Dediğim gibi sadece şekeri kaldı. Şeker karıştırdıktan sonra koyacağım. En üstte de yine hava almasın diye şeker ekleyeceğim. Bunu birçok kez zaten yaptım. Kanalımda bulabilirsiniz detaylı tarifini. Başka meyvelerle de yapmıştım. İstediğiniz meyveyle yapabilirsiniz yani. O zaman artık videomu burada sonlandırayım arkadaşlar. Çünkü yapacak da pek bir şey kalmadı. Bizleri izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Sonraki videoda inşallah görüşürüz. Kendinize o güne kadar çok iyi bakın. Hoşça kalın.